Merhaba arkadaşlar. Bahçeşehir Üniversitesi lisansüstü programlarının düzenlemiş olduğu webinar serimizin 4. günündeyiz. Bugünkü webinarımızda koronavirüsün ekonomiye etkilerini çok değerli konuşmacılarla birlikte konuşacağız. Ekonomi bildiğiniz gibi şu an gündemimizi işgal eden en önemli konulardan biri. Öncelikle hepimiz vaka sayılarını an be an takip ediyoruz, can kayıplarına odaklanıyoruz. Sonrasında da bu vaka sayılarındaki artış maalesef ki ekonomideki gidişatı olumsuz yönde etkiliyor. Bildiğiniz üzere kapitalist sistemlerde krizler olmazsa olmaz karakteristik özelliği ve aynı zamanda krizlerin bulaşıcılığı da söz konusu. Çin'de başlayan bu virüs bir anda tüm dünyayı sardı. Aynı şekilde yine Çin'de başlayan ekonomik sıkıntı ki dünyanın fabrikası olarak değerlendirdiğimiz Çin bir anlamda ekonomik krize girince aynı şekilde Avrupa Birliği ülkeleri, sonrasında Amerika ve ülkemizde de aynı şekilde bir darboğaza girdiğimizi söyleyebiliriz. Evet, dün IMF'in yaptığı bir açıklama oldu. Ekonomiyle ilgili bir rapor. Ben öncelikle kısaca bu rapora değinmeden bir konuklarımızı tanıştırmak istiyorum. İlk konuğum çok değerli ekonomi eski bakanımız, TÜRMOP yönetim kurulu üyemiz Doktor Masum Türker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Diğer konuğumuz Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sonat Bayram. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Evet, Masum hocama sözü vermeden önce ben çok kısaca çok yeni gelişme olan bu rapordan bahsedip hocamla başlayacağım. Şimdi IMF'in raporunda dünya ekonomisinin bu yıl 2020 yılında %3 küçüleceğini söylüyor. Aynı zamanda bu küçülmeyle birlikte birçok sektörün daralacağı, hatta havayolu şirketlerinin, ulaşım şirketlerinin kapanacağından bahsediyor. Diğer yandan Türkiye ile ilgili 2020 yılı beklentisi %3 büyüme olarak belirlemişken bunu %5'lik bir küçülme olarak revize etti ve sonrasında da işsizliğe baktığımızda %17 oranında bir işsizlikle karşılaşacağımızı öngörüyor. Diğer taraftan yine IMF'in Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili yaptığı bir beklenti analizine göre de Avrupa Birliği ülkeleri %7,5'luk bir küçülme yaşayacak ve maalesef ki İtalya %9, İspanya %8'lik bir küçülmeyle karşı karşıya kalacak. Bunun beraberinde de Amerika'ya baktığımızda burada da %6'lık bir daralma söz konusu. Evet, hal böyleyken ekonomi tüm dünyada bir darboğaza girdi, bir gerileme söz konusu, üretim şoku yaşıyoruz, tüketim şoku yaşıyoruz, beraberinde bir toplumsal bir kültür şoku yaşıyoruz. Şimdi ben Masum hocama sormak istiyorum. Hocam siz 2001 krizini bizzat yaşamış birisiniz. Ve 2001 krizi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihe geçmiş en büyük krizidir diyorduk. Ve bu kriz döneminde de yine IMF'le yaptığımız bir anlaşma vardı. Onun olumlu sonuçları oldu, bazı ağır bedelleri oldu. Şimdi hocam sizden ricam, bugünle o günü bir karşılaştırarak genel ekonomi anlamında, sonrasında da Türkiye özelinde bize açıklamalarınızı, yorumlarınızı yapabilir misiniz? Şimdi 2001 krizi aslında 1999 yılının başlarında başlayan Uzak Doğu krizinin devamıdır. Bu kriz dünyada Uzak Doğu krizi olarak belirlendi ama Türkiye aslında bugünü hazırlamak isteyenlerin de ciddi uğraşları sonucunda kriz kontrol edilebilecekken kontrol edilemediği, bunun birçok nedenleri vardı. Bu krizi niye yaşadık? Mesela belki birazdan sonra hocam anlatır, siz biraz evvel söylediniz IMF'in bu yeni açıklamalarında. Mesela şu anda bütün dünyadaki merkez bankalarına parasal genişleme tavsiye ediliyor. Bizim o krizi yaşadığımız tarihte ise iş o kadar raydan çıkmıştı ki tam tersine parasal daralma teklif edildi Türkiye
empoze edildiği. Bu 2000 yılında yapılan IMF anlaşmasından sonra ve o tarihteki bakanın intiharı dolayısıyla doğan boşluktan kaynaklandı. Bu konuda biz krizin geleceğini o tarihte rahmetli Bülent Ecevit, altı arkadaşı, birisi de o intihar eden bakan dahil olmak üzere altı kişi bir rapor hazırlamak üzere görevlendirdik ve biz krizin geleceğini söyledik, yapılan hatayı söyledik. Fakat o tarihte IMF'in başındaki Fischer, ikinci adam ama esas şu anda da yöneten ikinci adamdır. Bakmayın sahnede IMF'in başkanları gözükür. Onlar semboliktir, Avrupa'dan seçilir. Esas parayı veren, finanse eden Amerika Birleşik Devletleri o müsaade etmedi. Ve etmediği için mesela Halk Bankası'nın o gün ihtiyacı olan para bir saatliğine verilseydi kriz yaşanmayacaktı. Şimdi bu kriz niye yaşanıyor? Bir kere bu bütün dünyada söz konusu. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldu. Para aniden fiktif olup reale dönüştüğü zaman krizden yaşanır. Mesela şu anda Türkiye'de bu dolardaki artış nereye kadar gidecek? Euro 8 lirayı geçtiği zaman ve dolar 7.24'ü geçtikten sonra aslında artmaması gerekir, kontrol edilmesi gerekir. Peki niye buraya kadar geliyor? Çünkü dövizin ve bir paranın bir döviz karşısındaki durumudur. Geldiği yere geri döner. 2008 yılı Ağustos ayında biz nereye gelmiştik? Şeye gelmiştik. Yapı olarak 7.24 ve 8 lira 15 kuruş civarına gelmiştik. O gidince otomatik olarak bu şey geri döndü. Sizin ekrandan görüntünüz kayboldu. Niye kayboldu bilmiyorum ama sırf yazı çıkıyor. Şimdi bunu şey yapınca bugün yaşadığımız o tarihteki kriz aslında Türkiye karşıt 1920'lerden buna yapılmış bir operasyonun son hamlesiydi. O hamle 1982'de 1/3 gerçekleşti. 1/3 1994'te gerçekleştirdi. Hamle şudur. Hatta bu konuda bizi izleyen yüksek lisans öğrencileri varsa, araştırırlarsa o söyleyeceğim tez şu anda kütüphanelerde bir tek Hollanda'da var. Şeyde yapılmış aslında, Sorbon'da yapılmış bu tez bir Yunanlı tarafından. Osmanlı dağıldıktan sonra kurulan ülkeler içinde 1930 yılında neden Türkiye farklıdır diye. Ve o tezde şu elde edilmiş. Türkiye'de kurulmuş olan bankacılık sistemi, yani milli bankalar kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamışlar. Onun için o tarihten sonra Lozan'da meşhur her şeyi geri alırız lafı vardır görüşmede. Türkiye'deki bankaların üzerine yoğunlaştılar. Birkaç denemeleri oldu işte geçmişte. Mesela 1990'lı 60'lı yıllarda Hutun Bankası vesaire var ama o tarihte kontrollü bir ekonomik sistemimiz olduğu için yabancılar fazla Türkiye'ye baskılayamadı. Peki nerede baskıladılar ilk defa? 1982 yılında. Çünkü 24 Ocak kararlarıyla birlikte artık özgürlüklerin ekonomik sisteme karşı sınırlandırdığı bir süreç başladı. Yani 24 Ocak kararlarını artık ben bu yılların deneyimiyle bana sordukları zaman diyorum ki 24 Ocak kararları ekonomik sistemin gelişmesi için özgürlüklerin kontrol altına alınmasını gerektiren, ihtiyaç duyulan bir karardır ve nitekim sendikacılık oradan kalktı. Bu konudaki sivil toplum örgütlerinin etkisi artık eskisi gibi tabandan gelen değil, kontrol edilebilir hale geldi. O 82'de 3-4 banka gitti. Ama bu giden bankaların hepsi 1920'li yıllarda kurulan ve ülkenin kalkınmasını sağlayan işte Elazığ İktisat Bankası ve benzeri, şimdi ismini hatırlamayacağım. 1994'te yine bu sefer 87'deki serbestleşmeden sonra halın altında süpürülen sorunlardan dolayı krizi gereksiz bir yere yaşadık ve o da 2-3 banka gitti.
Ama esas darbeyi 2001 yılına doğru giderken bu son krizde yedik. Aslında mesela Demir Bank'a el konulmasına gerek yoktu. Halk Bankası'na el konulmasına gerek yoktu. Öğretmenler Halk Bankası diyorum pardon. Banka el konulmasına gerek yoktu. Öğretmenler Bankası'na el konulmasına gerek yoktu. Çünkü bunların ellerinde devlet tahvili vardı. Yani şu anda IMF'in dünyaya verdiği reçeteyi o tarihte Türkiye'nin kullanmasını o günlerde istemedi ama krizden sonra müsaade etti. Ve bugün finans doktrininde test repo denen şey ortaya çıktı. Yani o güne kadar repo yapmak serbestti, test repo yapmak yasaktı. Ve eğer o tarihte Merkez Bankası Demir Bank'ın elindeki devlet tahvillerini satın alsaydı, Demir Bank'ın Basel 1'e göre yerine getirmesi gereken sermaye yeterliliğini ve likidite ödemelerini gerçekleştirecek. Şimdi evet. Burada özellikle krizler şunu çok iyi bilmek lazım. Kendi kaynaklarımıza ve ülkenin ulusal çıkarlarını ön planda tutan bir ekonomi politika uygulanmadığı sürece o krizler aslında başka şeyleri gerçekleştirmek içindir. Şimdi bugünkü krizle mukayese ettiğimiz zaman bugünkü krizde farklı şey var. Bugünkü krizde korku var. Ölüm korkusu var. Çünkü bu krizi kimin çıkarttığı, nasıl çıkarttığı bilinmiyor. Yani ilk önce çıkarken Çin'de dediler ki, efendim bunu Amerikalılar çıkarttı. Şimdi başka bir söylem var, Çin bunu çıkarıp ihraç etti. Başka söylemler var ama sonuçta ülkeler değil. Bu krizden sonuçta kim kazanacaksa belli ki bu işin içindedir. Ve şu anda bu krizle ilgili Türkiye gerekli tedbirleri alıyor. Ama bu arada Türkiye'yi kurtaran 2001 krizi sırasında almış olan bir karar, hatta deprem zamanında bugün Türkiye'nin kurtarıcısı oldu. İşsizlik sigortası. İşsizlik sigortası Bülent Ecevit'in iki tane gerçekleştirmediği çalışma bakanı olduğu dönemde hayali vardı. Üç tane de birisini gerçekleştiremedi. O gerçekleşmeyen hali gerçekleşmedi söyleyeceğim. Birisi işsizlik sigortasının iddiasıydı. İkincisi de iş güvencesiydi. Üçüncüsü de kıdem tazminatının garanti altına alınmasıydı. Kıdem tazminatı ile ilgili 1977'li yıllarda çalışma yaptı. O tarihte işçi sendikaları istiyordu, işveren sendikaları istemiyordu. Şimdi tersine döndü. İşçi sendikaları istemiyor, işveren sendikaları istiyor. Yani yapıyor ama daha gerçekleşmedi o. Ama işsizlik sigortasını gerçekleştirirken o arada o zamanki hazine, yani şu anda artık bir süre sonra onu özellikle ben bakan olurken o eğilime yönlenmelerini istedim. Genellikle hazine yönetimi 83 yılından sonra yeni fikirlerin etkisindeydi. Yani parasal hekimlerim. Aslında bu Friedman'ın fikirleri ilk defa çıkmış değil. Bakıldığı zaman 1957'li yıllarda ekonomi tarihi içinde geçer ama onların devreye girmesi yine bir kriz. Petrol krizinin arkasından gelebildiği 1973'ten sonra. Evet. O fikirler o tarihte etkisinde kaldığı için Türkiye mesela hep uluslar arasındaki o yüksek lisanslarda, özel eğitimlerde öğrenilen şeyler dayatılmaya çalıştı. Ve şu ana kadar Türkiye'nin en büyük eksiği kendisine ait olan kurulmuş bir tane yalnız ekolu var iktisatta. Karma ekonomi ekolu. Yani Keynes daha kendi teorisini ortaya koymadan, o da 1924 yılında İktisat Kongresi'nde alınan liberalleşme kararının gerçekleşmemesinin ürünüdür. Çünkü sermaye yok. Yani bir gün başka bir yerde tarihini konuşursak, koçun bile iş adamına yönlendirilmesi sermayedar yaratmak kaygısından kaynaklanmıştır. Onun tarihçesi kendi hayat hikayesinde de var. Eleştirel yazılan hayat hikayesinde de var. Çünkü yoktu kimse. Ticaret odası başkanları hep azınlıktı. Yani yabancı sermaye ile içli dışlıydı. İşte onun bizim ülkemizde gelişi bir tek karma ekonomiyi yarattı. Ve karma ekonominin yaratılması bize ait olan tek ekoldür. Yani ama biz bunu satamadık, pazarlayamadık uluslararası piyasaya. Bizim ekonomistler onları öne çıkartmadılar. Yani sanki her dönem o dönem çıkmış gibi görülüyor. Halbuki bakıldığı zaman
ilk defa Etibank'la başlıyor. Etibank'ın Sümerbank'a dönüşmesi, Sümerbank'tan sonra yatırımların başlaması, İş Bankası'nın bile özel bank olduğu halde sanayiye yönelmesi, bütün bunlar çok önemli şeyler. İşte bu krizlerin temel nedeni elinizdeki ortaya çıkan birikimleri belli sermayedarlar belli dönemlerde alırlar. Mesela 2001 krizinde ben o zaman çok yakından takip ettiğim için biliyorum. En büyük kayıp çalışanlarda oldu. Çalışanlar birikmiş bütün kıdem tazminatlarını tükettiler. Çünkü o zaman işten çıkarmalar oldu. İnsanların birikimleriyle her zaman bir ev alabilecekken, şimdi bakın kıdem tazminatıyla bir ev değil bir oda alamıyorsunuz. O 2001 krizinde mesela yaşanan en önemli şey odur. Burada da şimdi ben özellikle başlamadan evvel özel konuşmada da söyledim. Bir iki yerde de önerdim. Aslında 2019'dan sonra yeni bir çağa girdik. Dijitalleşme çağı ikinci plana kaldı. O çağın da adını COVID-19 çağı diyorum ben. Yani sağlığın egemen olduğu bir dönemde. Ama bu sağlığın egemen olduğu dönemde karar vericiler kendi ülkelerini, kendi insanlarını bile önemsemiyorlar. Çünkü sonuçta dünyayı yönetmeye çalışan bir mekanizma var. Bu bir şey değil. Yani bunu bilerek, hani herkes diyor ya biz savaşıyoruz birileriyle ama kimle savaşıyoruz? Kimle savaşıyoruz? Belli değil, evet. Ama belli savaştığımız, savaştığımız bu işten sonuçta karlı çıkacak insanlardır. Bu konuda evet. Türkiye'nin aldığı tedbirlere girmiyorum. Birazdan sorarsınız. Hocam da değerleme yapacak. Evet. Ben burada bir tek şu lafı söyleyeyim. 2001 krizinin tecrübelerini eğer o günü yaşayanlarla hükümet diyalog kurar, değerlendirirse şu anda aldığı kararlarıyla daha olumlu kararlar alabilir. Çünkü ben bugün de izledim eski başbakan bile ama o dönemi yaşamamış başbakanlar, yaşamamış bakanlar bile mesela bu işsizlik sigortasını değerlendirirken eksik değerlendiriyorlar. İşsizlik sigortası biraz evvel söylediğim Sayın Ecevit'in diye ama o rüyasının şimdi ikinci bir faydası var. Çünkü o paranın başka yere yatırılmasını engelledik biz milletvekilleri. O zaman büyük mücadele verdik. Sağ olsun yani kulaklarını çınlatmak istiyorum. Ecevit'in o rüyasını geçmişte bizden hep mücadele etmiş olan karşı görüşteki Yaşar Okuyan bakan olarak getirdi. Ve o paranın başlangıçta gelirken dediğim gibi biraz önce anlattım o uluslararası havanın etkisiyle teklif ekonomik olarak uluslararası ve ulusal borsada kullanılmasıydı. O zaman çok mücadele ettik. Hatta ben biraz kötü de oldum. Bu para yenir gider dedik. Muhakkak devlet tahviline veya bir kısmı gerekirse dövize yatırılması koşuluyla. Yani güvenceye alındı. Şu anda Türkiye'nin işte ben şimdi bakıyorum diyorum ki iyi ki rahmetli Ecevit bu işsizlik sigortasını getirmiş. İyi ki Yaşar Okuyan orada duyarlı olmuş. Bizim o getirdiğimiz şeyi ve bu para orada durdu. Şimdi onu kullanıyoruz ve bu kullandığımız para bu genişleme politikalarında Türkiye'yi şu anda dünyadaki diğer bütün ülkelerden farklı olarak kurulu bir sermayesi var. İkinci bir sermayesi daha var. Onu da özellikle söyleyeyim. Aynı mücadeleyi o zaman BES getirilirken de bireysel emeklilik sigortası da yaptık. Yine Yaşar Okuyan bu konuda hakikaten bir anlattığımız zaman frekanslarımız uyuştu. Yani ülkenin çıkarı, ulusal bakış önemliydi orada. O da o konuda uyum. Çünkü bakan uyum göstermese istediğiniz kadar milletvekili olarak öneririm. Bir şey yapamazsınız. Ona da okey dedi. Bugün bireysel emeklilikteki fonlar da ileride Türkiye'nin kurtuluşu için önemli fonlardı. Bir de Türkiye'yi sarsmadıkları bir iş var. Bu krizde aslında şu anda alınan tedbirleri onun için herkesin hoş görmesi lazım, benimsemesi lazım. O da şudur, Türkiye'de bu krizlerde böyle yağma vesaire olmamasını borçlu olduğumuz şey 12 milyon kişiye emekli maaşı, gazi maaşı, malul maaşı, yaşlılık maaşı ve normal devlet maaşları verildiği için piyasayı canlandıracak bir mekanizmamız var. Bu mekanizma aslında şu anda Türkiye'de krizi çok rahat idare edebilecek enstrümanı bize vermiş oluyor. Evet hocam.
Teşekkür ederim hocam. Şimdi biraz da Türkiye özeline geldiğimizde Sonat hocamla bütçe açığı ve cari açığı biraz konuşmak istiyorum. Şu an ülkemizde birçok sektör bu gidişattan son derece olumsuz etkileniyor. Evet, yıldızı parlayan sektörler de var. Özellikle teknoloji alanında online hizmet veren sektörler inanılmaz şu an hasılatlar elde ediyorlar ama çoğunluk üretime baktığımızda, ulaşıma baktığımızda, turizme baktığımızda, otomotiv sektörüne baktığımızda olumsuz bir tablo ile karşı karşıyayız. Sonat hocam, bütçe açığını ve cari açığı etkileyen bu sektörlerin gelirleri ve şu an elde edemediğimiz gelirler sonucunda nasıl bir tablo ile karşılaşacağız? Değerli Masum hocam, çok güzel özetledi. Tabii geçmişi de yaşamış, çok tecrübeli bir isim. Gerçekten hocamızın da belirttiği gibi 2001 krizinin özellikle Türk ekonomik sistemi üzerinde, bankacılık sektörü üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu biliyoruz. Ve 2001 sonrası oluşturulan kuruluşların bu finansal yapının bugünkü stabilitesini, bugünkü sağlamlığını sağlamadaki rolü tartışılmaz. Bugün BDDK'nın rolü, bugün o Basel kriterlerine uygun bankacılık sisteminin bütün bankacılık sektörünü benimsenmesini sağlanması. Bunlar sayesinde biz zaten şu anda gerçekten bankacılık anlamında, örneğin sermaye yeterli konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. %18'e yakın bir sermaye yeterli oranına sahibiz. Yine bankacılık sektörünün önden aldığı tedbirler doğrultusunda Basel 3 kriterlerinin fiilen uygulanmasa bile bugün Türkiye'de çekirdek sermaye yükümlülüğü, buffer dediğimiz sistemin oluşturulması ve yine sermayenin güçlendirilmesi yoluyla bankacılık sisteminin desteklenmesi noktasında biz gerçekten dünyadan bazı noktalarda öne çıkıyoruz. Tabii bunun bizim açıkçası dış ticaret özelinde ve özellikle dış ticaret bütçe özelinde etkilerine değinmek lazım. Biz 2013 yılına kadar Türkiye'de ithalat ağırlıklı bir dış ticaret dengesine sahiptik. Yani ithalat ihracatımızdan ciddi derecede fazlaydı. Ve hatırlarsınız 2013 yılında işte ekonominin özellikle soğutulması gerektiği, ama tabii bu inişin işte yumuşak mı olacak, sert mi olacak tartışmalarıyla beraber biz o dönemde kontrollü bir devalüasyon ile beraber ithalatımızı çok ciddi, yaklaşık bugüne kadar kıyaslarsak 50 milyar dolar civarında bir azalış, ihracatımızı da yine o günden bugüne 20 milyar dolar bir artışla bugüne taşıdık. Tabii bunun iki yönü var. Yani bizim bugünkü ekonomik tablomuza etkisi açısından 2013 sonrası politikaların ki 2008'den sonra dünyada çok ciddi bir parasal genişleme yaşandı. Bunun da sebebi şuydu. O dönemde tabii finansal sistemde yaşanan bu mortgage kriziyle başlayan ama küresel finansal krize dönüşen bu likidite açlığının telafi edilmesi adına başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere çok ciddi bir parasal genişlemeye gittiler. Buna tabii Avrupa Birliği Merkez Bankası da katıldı. Tabii bu krizden çıkış için 1936 işte Keynesyenist politikalar veya kamu harcamaları yoluyla işsizliğin azaltılması gibi politikalar yerine piyasaya likidite enjekte edilmesi ve özellikle 2008 sonrası merkez bankalarının bilançolarının büyütülmesi yoluyla, hatta 2008 yılında hatırlarsınız funding facility'ler adı altında özel fonlama kuruluşları kurularak özellikle çok ciddi derecede likit sıkıntısı yaşayan Amerika'da otomotiv endüstrisinin tek kalemde 650 milyar dolara yakın devlete olan tahvil borcunu sildiler. Yani buna benzer funding facility'ler veya fonlama kolaylıkları adı altında kurulan kuruluşlar vasıtasıyla dünyaya çok ciddi bir likit de sağlamış oldu Amerika 2008 sonrasında. Tabii biz bu bolluktan nasibimizi aldık. Yani 2013 yılına kadar çok ciddi dünyada likidite bolluğu yaşandı ve bu likidite bolluğu özellikle gelişmekte olan ülkeler özelinde piyasaları olumlu derecede etkiledi. Bu olumludan kastım şu, yani talep yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın dünyada sermayenin bu serbest dolaşımı neticesinde dünyada talepte, özellikle gelişmekte olan ülkelerin taleplerinde ciddi bir artış yaşandı. Tabii bunun bizim açımızdan şöyle bir avantajı ve dezavantajı mevcut. Özellikle ithalat ağırlıklı politika izlenen dönemlerde, yani ithalatın ihracata kıyasla görece yüksek kaldığı dönemlerde
bizim gibi gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin aksine bundan dolayı vergi açığını finanse etme noktasında bir avantaja sahip oluyorlar. Yani özellikle Türkiye, bu gelişmiş ülkeler için böyle değil. Gelişmiş ülkelerde sistem tersine çalışıyor. Fakat gelişmekte olan ülkelerde özellikle bizim ithalattan vergiyi peşin almamız dolayısıyla ve ihracatı teşvik edip vergi iade etmemiz dolayısıyla biz bütçede ciddi bir sıkıntı ve açık yaşamadık. Bu ta ki 2017 yılına kadar böyle devam etti. Tabii bu küresel bolluk elbet son bulacaktı ve 2016 yılından itibaren Amerikan Merkez Bankası'nın artık bilanço küçültme kararı ve özellikle 4,5 trilyon dolar hatırlarsanız bir paket açıkladılar ve dediler ki biz kademeli olarak bilanço küçültmeye gideceğiz ve bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde görece olarak faiz artışı ve bununla beraber Amerikan Merkez Bankası bilançosu yaklaşık 1,5 trilyon dolar dolayısıyla bir küçülme öngörüldü. Bunun bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşemedi. Özellikle 1 trilyon dolara yakın bir kısmı evet gerçekleşti, bunu gördük. Fakat bu özellikle küresel sistemdeki yavaşlama, bu gelişmekte olan ülkelerde yaşanan likit açığı ve özellikle Basel 3'ün de altını çizdiği ve likitasyon temelli yaşanabilecek olası krizlerin önüne geçilmesi adına Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere bir dur ve bak izle politikası gütmeye başladılar. Ve özellikle bu COVID-19 kriziyle birlikte tekrardan Amerikan Merkez Bankası'nın bu genişlemeci politikasını sürdürdüğünü görüyoruz. Burada kastımız şu aslında, Amerikan Merkez Bankası kuruluşların elinde bulunan tahvilleri satın alarak, yani bir nevi tahvil karşılığı piyasaya ve yine bu devlet iç borçlanma senetleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler bunlar. Çoğu da mortgage'a dayalı varlıklar olarak adlandırdığımız ipoteğe dayalı menkul kıymetler. Bunlar aracılığıyla piyasaya likitasyon sağlama politikasını tekrardan benimsediğini görüyoruz. Özellikle bu COVID-19 krizi sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın 2008 sonrası uyguladığı genişlemeci para politikasının yine gündeme aldığını ve bununla birlikte yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da benzer parasal önlemlerle piyasada özellikle oluşabilecek olası likitasyon sıkıntısına çare bulma amaçlı genişlemeci bir para politikası önlemi alma gayretinde olduğunu görüyoruz. Bu gayretler gerekli midir veya bunların sürekli nasıl etkiler yapar? Yine tekrar 2008 öncesi döneme döner miyiz? Bu parasal genişleme acaba bizi yine tekrar 2008 öncesi sorunlara geri mi götürür? Bunların açıkçası cevabı bu uygulamaların ne kadar süreceğiyle, ölçeğiyle ve hangi ülkenin ne şekilde buna tedbir alacağı ve yine makroekonomik dengeler açısından ülkeler arası durumun izleyeceği seyirle ilgili. Şu anda bunu söylemek için çok erken. Açıkçası şahsi görüşüm ben ortada bir yangın var. Yani bu yangının söndürülmesi adına kullanılan suyun miktarının tartışılmasının da o dönemde doğru olmadığını düşünüyorum. Elbette bütün ülkeler bu yangında elinden geldiği kadar öncelikli olarak alınması gereken önlemleri alacaklar. Tabii ki bunun sonrasında bu önlemlerin düzeyiyle ilgili yine tartışmalar olacaktır. Fakat şu anda öncelikle bu likidite açığını, olası iş gücü kayıplarını, olası ekonomik kayıplarının önüne geçmek adına şu anki mevcut krizi azaltmaya yönelik bir genişleme hareketi bütün dünyada görüyoruz. Ve bu sanırım önümüzdeki dönemde de buna yönelik tedbirler artarak gelecektir. Öyle değerlendiriyorum. Evet hocam, parasal genişleme konusuna sonra tekrar değineceğim. Şimdi Masum hocama bir soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi hocam, IMF 1 trilyon dolar para dağıtacak. Ve şu ana kadar da 100 ülke buna müracaat etmiş. Şimdi uzmanların farklı görüşleri var. Şimdi bir taraf der ki bizim IMF'den bu kadar işte düşük faizli bizim de almamız lazım. Ekonomi resesyona girdi, üretim durdu, işsizlik arttı, likiditeye ihtiyacımız var der. Bir tarafta der ki biz bunu vakti zamanında da tecrübe ettik. Biz eğer IMF'in kapısına gidersek, buradan para alırsak sonrasında onların eli bizim cebimizde olacak, her şeyimizi yönetecek, haliyle bütün sınırlarımızı onlar çizecek. Hocam doğrusu nedir?
Şimdi ne dersiniz? Bir kere IMF'in bu muslukları açıyorum demesi, yavaş yavaş eksiye dönüşen, eksi 3 civarında olması beklenen uluslararası ticareti canlandırma amacıdır. Bir kere IMF kimseye eline para vermiyor. Herkes para alacağını zannediyor. Stand-by anlaşması yapıyor. Yani ön anlaşma yapıyor. Ve orada kendi vermeyi taahhüt ettiği paranın manası şudur. Diyor ki şu ülkeye şu kadar dolara kadar ben taahhüt ediyorum. Eğer alacağınız olursa ben öderim diyor. Yani aslında Türkiye'de IMF Kemal Derviş'in geldikten sonra biraz da bu Orta Doğu'da o tarihte Türkiye'yi mecbur etmek için gelen 10 milyar dolar dışında hiçbir zaman Türkiye'ye nakit para gelmedi geçmiş anlaşmalarda da. Hatta 10 milyar dolar da aynı anda gelmedi. Daha taksitler gelmeden taksitler ödenmeye başlanıyor. Yani böyle anlatıldığı gibi değil bu iş bir kere. Ne yapıyor? Mesela bu işle ilgili Türkiye'nin gitmemesi doğaldır. Türkiye IMF'e gittiği sürece ithalatı genişleyecek, artacak. Oysa şimdi mesela son yayınlanan ithalat ve ihracat şeyleri Şubat itibariyle ithalat 6 kat azalmış, ihracatta ise 1.6 kat azalma var. Zaten bu krizin geleceğini aslında Covid olmasa bile biliyorduk. Yani dünya biliyorduk. Covid şimdi öldürücü şey yani korku yaratarak geldiği için yepyeni bir anlayış olacak. Yani bu konu aslında yeni değil. Bu konuda biliyorsunuz Nobel ödülü alan ünlü iktisatçı Piket bile yeni bir ideoloji ortaya konursa bu ideolojide eşitlik, toplumsal mülkiyet, eğitim, bilgi ve gücü birleştirme temelinde bir ideolojiyle oluşacağını söylüyor. Hatta bir arkadaşımız, profesör bir arkadaşımız Bilkent Üniversitesi'nde son yazdığı yazdaki siyaset yaptı bizden beraber. Kapitalizmin çöküşü Marx'ın yükseliş şeklinde anlatıyor. Yani buradaki olay şu, sosyal yapının yani toplumsal yapının şu anda ekonomiyi yönlendirir hale gelmesi konuşuluyor. Çünkü ekonominin ideolojisi belirleyecek ama bu ideoloji aslında toplumsal yaşam aslında beraberinde siyasal yaşamın da şekillenmesini getirecek. Ve toplumda en çok konuşulan şey eskiden özgürlük ve güven karşı karşıya yani güven içinde mi yaşayalım, özgür mü olalım? Şimdi sağlık içinde mi olalım, özgürlüğümüz mü olalım? Yani şimdi mesela bu eve kapanmalar, bu gelen yasaklar filan bir ölçüde özgürlüğümüzü engelleyen olgular. Yeni bir yaşam biçimi, eğitim farklılaşacak. Mesela bu eğitimin bugün, bu yıl tesadüf oldu. Ama yasalara bakılırsa Türkiye'de bile, dünyada bile alınan kararlara paralel kararlar alındı. Çalışma hayatımızda. Ben o zaman 2000 yılıydı galiba bir yere rapor yazmıştım, çalışma raporu. Bir kongre için. Orada aynen şöyle demiştim. Yakın zamanda esnek çalışma gelecek, üniversitelere devam zorunluluğu kalkacak ve o devam edemeyen öğrencilere iş bulunacak, part-time iş bulunacak. Part-time o kişiler çalıştırılabilmek için çünkü daha ucuz işçilik olacak orada. Yani ister yakalı olsun, ister masa başı, ister ne işçisi olursa olsun. O zaman 40 yaş üstü işsiz kalma olasılığı olacak. Bu konuya hazırlıklı olmalıyız demiştik. Bakın şimdi bunun altyapısı aslında hazırlandı. Yakın zamanda çıkarılan esneklikle ilgili, esnek çalışmayla ilgili yasalar bununla ilgili hazırlık yapıyor. Şimdi hocam biraz evvel çok güzel bir şey söyledi. Vergi olgusunu ele aldı. Bir kere hiçbir ülke vergiden vazgeçemez. Çünkü vergi bir ülkenin egemenliğinin varlığını ispatlayan birinci şarttır. Bu yıl 100. yılını kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açıldığında 23 Nisan 1920'de ilk kabul ettiği kanun adı Ağnam Vergisi Kanunu'dur. Koyun Vergisi Kanunu'dur. Ve o Ağnam Vergisi'nde mevcut olan koyun vergisini ki fakir bir olmuş bir ülkeyiz o tarihte savaş durumu 4 misline çıkartıyor. Tahsil edildi mi? O kadar önemli değil. Orada önemli olan
vergiyi biz koyuyoruz, vergiyi biz alıyoruz, egemenlik bizimdir imajı vermektir. Onun için şu anda bütün devletler vergiden vazgeçerken bir taktikle, bir sistemle vazgeçiyor. Kimisi teşvik adı altında veriyorlardı bu COVID'e gelene kadar. Şimdi ertelemeler halinde oluyor. Şimdi şu anda insanlığı bu sorduğunuz soruyla ve gelecekle ilgili ilgilendiren konu şu. Aslında yapılan çalışmalar bu COVID'in bir yılı geçmesi gerekiyor ve onun için Eylül-Ekim'dir planlanan, beklenen. Fakat bazı bilim adamlarının gözlemlerine dayanarak sıcaklığın COVID'i yok edebileceğini varsayıyor. O da neye dayanarak söylüyorlar? Bazı geri kalmış sıcak ülkelerde bu rastlanmıyormuş falan diyorlar. Ben o fikirde değilim. Çünkü bu tür ülkelerde, mesela ben Mardin'de yetiştim. Mardin'de bir özellik vardı. Çocuklar sokakta yetiştirdi. Daha küçük yaştayken sokağa çıkardık. Eğer senin bağışıklığın tamsa, yaşıyorsan ayakta kalıyorsun. Bağışıklığın tam değilse zaten daha sen 1-2 yıl yaşındayken, 3 yaşındayken ölüp gidiyordun. Şimdi bu ülkelerdeki bağışıklık sistemi dikkate alınmadan böyle söylendiği için bütün umut, Türkiye'de de dikkat edin, Haziran'da acaba düzelir mi diye beklenti var. Ama bir harita var. Ekonomi çarkının ciddi çalışmasını riske edemedikleri için vergilerin beyanını ertelerken ödemesini Eylül ayından sonra için erteliyorlar. Yani bu çok önemlidir. Hatta bugün sabahleyin saat 4.30'da kabul edilen bir kanunda devlete ait şirketlerle ilgili denetim raporlarının verilme tarihi aslında bütün şirketler için son tarih Haziran ayıdır. Ama özellikle Türk Varlık Formu, Türkiye Varlık Fonu içine bağlı olan bütün şirketlere, ortağı olduğu bütün şirketler, ortak olacağı şirketlere bu tarih Eylül ayı diye geldi. Fakat komisyonda bir önergeyle Ağustos'a çekildi. O da çok tartışmalı oldu. Siz denetimden mi vazgeçiyorsunuz denildi ama aslında işin gerçeği bir daha kanun gelmeyeceği için ve orasının denetim raporları parlamentoya gittiği için bir yasaya ihtiyaç yok. Yoksa diğer şirketler için Kamu Gözetim Kurumu karar alabilir. Hatta bu şirketler için de. O bile gösteriyor yani ne olacağını. Şimdi böyle olunca geriye geliyor genişleme. Şimdi biraz evvel hani para basma vesaire denmiyor bakın yabancılar için. Biraz evvel çok güzel Sonat Hocam dedi ki Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri geri alarak işte piyasayı genişletiyor. O tahvillerin sahibi kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Yani kendini finanse etmek için piyasaya sattığı tahvilleri şimdi geri alırken dolar basıyor. Bu iş için öngördüğü bütçe ne kadar? 2 trilyon dolar. Bu 2 trilyon dolarla piyasada tahvilinin fiyatının düşmemesi lazım. O zaman Amerika'yı çok büyük tehlike bekler. Doların egemenliği sona erer. Şimdi bu için 2 trilyon dolar. Peki IMF ne hesaplatmış? Böyle herkes 1 milyar dolar verecek. Hayır, IMF 4 trilyon doların genişleyemesini hesaplıyor. Diğer ülkelere de 2 trilyon dolar veriyor. Bu 2 trilyon doların bir bölüm, en büyük kısmı da Avrupa Birliği Merkez Bankası'na ait olan dolar. Şimdi mesela herkes konuşuyor bizim Türkiye'de. İşte efendim Amerika, Almanya şu kadar vermiş, Fransa şu kadar vermiş. Fransa vermiyor. Amerika Merkez Bankası'nın Fransa'ya, Almanya'ya kendi ortaklık gücüne göre tahsis ettiği para miktarıdır. Yani diyor ki sen tahvilini geri alabilirsin. Şimdi bu tahvili geri alma ne işidir? Bakın yine dün bir çalışmada hatırlattım, herkes unuttu. Eskiden bu tahviller para politikasının aracı değildi. Biz üniversitede öğrenciyken, eğer bulunursa o günkü maliye kitapları, piyasadaki fazla parayı mas etme amacıydı. Yani devletin böyle bir üç borçlanma derdi yoktu. Ancak piyasada para bolluğu başlar ve bu sefer enflasyon bu para bolluğundan dolayı artarsa, enflasyonu kontrol etmek amacıyla piyasaya tahvil ihraç edilir. Ve bu tahviller karşılığında faiz verilir. Böylelikle piyasadaki fazla para emilmiş olurdu. Ama bu yöntem daha sonra değiştirildi ve 1984 yılına kadar Türkiye aslında bugün önerilen yöntemi kullanıyor. Yani maaş ödeyeceği zaman,
devlet herhangi bir ödeme yapacağı zaman ihtiyacı olan parayı vergiler karşılığında Merkez Bankası'ndan avans olarak alıyor. 1984 yılında yapılan değişiklikle, o kadar yani bunlar belki iktisatçılar etkili derlerse, Türkiye'de nasıl sistem değişirken maliyetlerine katlandığımızı görürler. Böyle şey maliyetinden daha fazla, bu köprü maliyetleri falan tartışılan da. Niye? Daha fazla, çünkü orada şu olay var. Bu sefer bankalar kuruldu, yatırım bankaları, ama paraları yok, sermayeleri yok. Sonra battı hepsi, bir tanesi hali şimdi hiçbirisi yaşamıyor. O bankalar alabilsin diye onlara Merkez Bankası mesela %15'ten parayı veriyordu. Onlar 15'ten aldığını devlete %20'den satıyorlardı. Yani aslında halbuki biz devlet alırken %15'ten alıyordu Merkez Bankası'ndan ve o para da Merkez Bankası'na ilk tahsil edilen vergilerden mahsup ediliyordu. Yani çünkü devletin hesapları Ziraat Bankası'nda toplanır ama esas hesabın takip edildiği yer Merkez Bankası'dır. Hazine hesabı adı altında. Şimdi bütün bunlar görülmediği için Türkiye'de maalesef işte bir sistemi işletelim diye o arada birileri zenginleşti. Ama onlar aydan geldiği huya gelen hikayesi. O zenginleşenlerin ne bankası var ne kendileri var şu anda ortalıkta. Ve hepsi hüküm de giyenleri oldu. Bir iki tanesi bu işten sıyırdı. O da bankacılık tekniğinden yararlanıldığı için. Yani gerçek bankacılık kısmı da var olduğu için. Şimdi burada şu anda Türkiye'den içinde bulunduğu şeyde, mesela özellikle gençler için söylüyorum, böyle akademik olarak da çalışacaklarsa, 1984 yılından önce iş borçlanma serileri yoktur Türkiye'de. Çünkü öyle bir şey yok. Baktığınız zaman hani iş borçlanmanın seyri neydi, nasıl gitti, nasıl geldi, yok öyle bir seri. Ama biz sırf yurt dışına benzeyeceğiz, işte bu Friedman'ın politikalarını göreceğiz derken, bu sefer sonradan Freeman'ın 1984'ten sonra 94'te yürürlüğe giren paydaşlık teorisi devreye gitti. Hatta şimdi paydaşlık ekonomisi adı altında da konulmaya çalışıyor. Bizim muhasebede buna katma değer tablosu geliştirildi 1976'lı 77'li yıllarda. O anlayış maalesef Türkiye'de yok edilmişti. Ama şimdi bu COVID dolayısıyla var etmek zorundayız. Peki nasıl yapacağız? Bir kere bir, Merkez Bankası şu anda para genişlemesini, kısa vadeli avansı, bu işsizlik sigortasındaki tahvilleri aracı bankalara alın deniyor, aracı bankalar geri getir. Şimdi hani bakan ve cumhurbaşkanımız özel bankalara biraz çıkıştılar ya, o bütün özel bankalara çıkışmadılar. Yani çok iyi algılamak lazım. Şu anda sermaye yapıcısı olan, borçlanmayı taahhüt etmiş 8 tane bankamız var ya da 10 tane bankamız var. O banka şu anda devlet tahvil ihraç etmediği için deniyor ki siz bizim tahvili alacağınıza işsizlik sigortası elindeki tahvilleri alın. İşsizlik sigortası elindeki tahvilleri alırsa devlet yine ödemeyecek. Sonra Merkez Bankası açıklama yaptı, işte genişlemeyi öyle sağladı. Siz eğer o tahvilleri getirirseniz size parasını veririm dedi. Ve Merkez Bankası hani herkesin piyasada konuştuğu gibi bilir bilmez para basmıyor şu anda. Şu anda devletin mevcut olan parasının dönüşünü kendi elinde tutuyor. Şimdi bu sakıncalı mı? Hayır. Peki para basma mı diyeceğiz? Hayır, para basma demeyeceğiz. Bunu herkes yanlış kullanıyor. Ya bakın mesela biraz evvel Sonat Hocam kullanırken tabii Amerikalılar öyle pazarladığı için hep piyasa pazar gelişmesi dedi. Demedi ki karşılıksız para basıyorlar. Ya da Avrupa Birliği'ne Euro'nun karşılıksız basıyor demiyor kimse. Japonya'ya demiyor. Ama biz Türkiye'de maalesef hep edilgen ekonomi bakışı olunca, yani ben o zaman bir ara demiştim, böyle kızmıştım. Ulusal duruş içindeyim demiştim. Ne demek istiyorsun ya kardeşim? Kendi ulusal varlıklarımızın kaynaklarımıza dayalı bir anlayışımız olması lazım. Bunun adı para basmak değil. Bunun adı devlete kısa vadeli avans vermektir. Ha, bu kısa vadeli avansın şeyi, yani bu senyoraj gelirleri dediğimiz, hani paranın değeri düştükçe devletin aldığı vergiler bu iş üzerinde alır. Ama şu anda Türkiye o noktada değil. Şu anda Türkiye bu badireyi atlatmak için yapıyor ve herkese de görev düşüyor. Şimdi bir şey daha eleştiriyorlar. Bugün sabah da zaten onu izledim. Efendim, mevduatın önemli bir kısmı dolardaysa, zaten mevduatın bir kısmı dolardaysa,
Demek ki Türkiye'nin dış borç dengesine korkmaması lazım. O dolarlar duruyor. O dolarlar nerede duruyor? Şimdi herkes rezervler bitti eridi. Rezervler erimiyor ki. O dolarlar bankaların kasalarında. Bankalar eğer o doları Türk lirasına çevirmişse vermişlerdir Merkez Bankası'na. Ama zaten şu anda biraz evvel Sunat Hocam'ın bahsettiği Basel kurallarına göre özellikle sermaye yeterliliğini sağlayabilmek için o dolarları banka kendi elinde tutuyor. Ne kadarı Merkez Bankası'nda? Karşılık olarak yatırmak istediği miktar kadar. Ne avantajlandı yakın zamanda hükümet? Döviz faizlerini düşürdü. Bu bankalar için bir avantajdır. Çünkü eğer sizin elinizdeki dövizi Türk lirasına çeviririz ve bunu kredilendirmede kullanırsanız maliyette bankalara tanınan çok önemli bir avantajdır bu. Buna karşılık Merkez Bankası da karşılık miktarını düşürdü. Yani Merkez Bankası ve BDDK buradaki karşılık miktarını düşürdü. Yani şu anda Türkiye'de herkes başka şeyin derdinde. Çünkü zannediliyor ki yurt dışına bir transfer olacak. Bu arada iki şey söyleyeyim. Mesela dikkat edin, altının fiyatı daha yüksek artıyor hızlı. Evet, daha hızlı bir artışta. Tabii. Oradaki artış Türkiye'deki herhangi bir ekonomik faaliyetten dolayı değil. Dünyada biraz evvel bahsettiğimiz bu 4 trilyon dolarlık genişlemeye karşılık altının şu özelliği var. İki nedenle artar bir ülkede. Bir, dünya piyasalarındaki artışın etkisindedir ve birbirlerini o davranış finansının özellikle belirsizliği ortadan kaldırmak için yararlandığı bir enstrümandır. İkincisi de altın ağır olduğu için taşınması zordur. Yani şimdi bizim Türkiye'nin 2018 yılı Şubat ayında bitti. Çok önemli bir projeyi gerçekleştirdi. Yani belki hükümet bunu yansıtmadı. O tarihte hani Trump'ın Türkiye'ye çok sert ağzında böyle salkım sacak konuştuğu tarihteki sıkıntı şuydu. Türkiye yurt dışında 1933 yılında ilk Merkez Bankası kurulurken İngiltere'de yatırılmış olan altınlar dahil bütün altınlarımız Türkiye'ye getirilmiştir. Ve Türkiye'ye getirilirken özellikle Amerika'daki altınlar swap yoluyla getirilmiştir. Swap yoluyla getirildiği için ilk önce farkına varmamışlar. Çünkü swap önce o aktarma İngiltere'ye yapılmış. Türkiye'yi içeri almıyor. Fakat sonra baktılar ki Türkiye dışarıda bir ihtilaf olursa, hani bizim Cumhurbaşkanımız arada bir efeleniyor, hani beşten büyüktür dünya filan diyor ya, sus Saddam'a yaptıkları gibi bir şey yapmaya kalktıkları zaman baktılar ki dışarıda el konacak paramız yok. El konacak rezervimiz yok. Mesela şu anda Amerika'nın bir devlet tahvili bizim elimizde yok. Bizim elimizde devlet tahvili yoksa niye IMF'e gideceğiz? Çünkü IMF'in yaptığı açıklama, o 1 milyar dolar dediğiniz açıklama, diyor ki ABD tahvilini alırım diyor. Yani böyle herkes, yani şimdi böyle IMF'den yardım alırız hikayesi bitti. IMF'in para verme olgusu 2009 ya da 2009'du sanıyorum ya da 2010 yılı. Türkiye'de yapılan IMF toplantısında IMF'in misyonu değişti. Misyonu, görevi değişti artık. Eskisi gibi böyle para verip sistemleri değiştirme misyonu bitti. Çünkü niye? Amaç dünyayı küresel bir köy haline getirmekti finans dünyası için. O sağlandı. Sağlanınca buna gerek kalmadı. Ama bunu neden şey yapıyorlar hep? İşin bardağın yarısı boştur demek için. Şimdi bardağın yarısını doldurmak bizim elimizde. Ama bir şey daha var. Mesela bizim bir her şeyin çok aşırısını yapıyoruz. Örneğin ben bugün bir çalışmada daha bulundum, böyle bu iş nasıl oluyor? Birinci derecede risk altında olanlar şeylerdir, sağlıkçılar. İkinci derece risk altında olanlar güvenlik mensuplarıdır. Kamu güvenliği ama yani özel şey güvenliği demiyorum. Polisler vesaire. Çünkü sonuçta sizi sorguluyorlar, hastaysanız yakalıyorlar filan. Üçüncüsü de mesela muhasebeciler ve mali müşavirlerdir. Niye? Çünkü bunlar ekonomide herkese izin veriyor ama devlet diyor ki hayır siz çalışacaksınız. Neden istiyor onda çalışmasını? Biraz önce anlattım, o vergi otoritesinin yani egemenliğin devam etmesi için. Şimdi mesela mum ışığına mum dibine ışık vermez derler misali. Mesela
sağlıkçılar hemen kendi haklarını koruyan bir yasal düzenleme yaptı. Polislerle ilgili şu anda verilmiş, baktım dün parlamentoda 5-6 tane yasa teklifi var. Ama örneğin muhasebecilere, finans yöneticilerine, bankalardakilerin yerlerini koruyan, kollayan hiçbir şey yok. O zaman ne oluyor? İleride mecbur oluyoruz dışarıdan yardım isteme. Ah dışarıdaki gelsin bize bassın ya da dışarıdaki fikirlere başvuruyoruz. Türkiye'nin şu anda en önemli şeyi, yani araştırılması gereken iktisat tarihi açısından da, bugünü atlatmak için ihtiyacı olan herkese para yardımı yapılsın. Bu ilk defa gündeme gelmiyor. Hatta Türkiye'de bu doktrinle ilgili, bu doktrin aslında Dünya Bankası'nda geliştirilmiş, yoksulluk çalışmaları içinde var. Türkiye'de de Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Buğra bunun kitabını yazmıştı o zaman. Yani her ülkenin, her ailenin bir gelir sahibi sağlanması için böyle bir para ödenmesi açısından bunda bir sakınca yok. Şimdi mesela 1000 lirayla ödeniyor. Ama biz farklı yapıyoruz. Yani şu anda bizi pesimist olmaya, yani kötümser olmaya itekleyen şey şu. Algıyla yönetmeye çalışıyoruz. Devlet de algıyı kullanıyor. Önümüzdeki seçimi düşünüyor herkes. Herkes kendini ve algı olgunun yerini alınca otomatik olarak insanlarda kötümserlik oluyor. Ama olgu kalkmıyor. Çünkü gerçeklerin oluşturduğu olgu ortada. Burada işte ne yapılması gerekiyor? Mesela yeni sektörler doğacak. Bu yeni sektörler gelişecek. Mesela perakendecilik yüz yüze perakendecilik ortadan kalkacak. Bu AVM'ler filan yalnız hangi AVM bugünlerde etkinlik ağırlığına dönüşürse o AVM hayatta kalacak. Yani o mesela mağaza konseptinden çıkması lazım. Tabii. Çünkü şimdi ben niye gideyim mağazasından alayım? Sizin önünüze gelecek. Şu anda nasıl biz eğitim yapıyoruz rahatlıkla 3 hoca birbirimizi görüyoruz. 4'e kadar birbirimizi görürüz. Eğer dar tutarsanız 15 kişiyi, öğrencileri de görebiliriz. Evet. Bu nedenle bu konsept değişti. Eğitim konsepti değişecek. Yani uzaktan eğitimde uzaktan öğretime dönüşecek. Evet. Uzaktan öğretim bu sefer mesela bu bizim üniversitede uzaktan eğitim yaptığım için dün ilgisiz bir üniversiteden bir imza geldi. O da sizi de ilgilendirdiği için siz bu programı uygulanıyorsunuz, telif hakları açısından bizimle görüşürüz. Mesela ben hemen sordum üniversite hemen bize şey gönderdi, şuradaki malzemeden yararlanabilirsiniz. Şu anda kendi malzememizi neden hemen koyamıyoruz? Çünkü bu sisteme bütün hocalar aniden geçti. Ama yarın öbür gün, mesela şu anda sizinle yaptığımız bu program, başka telifi şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'ne ait olduğu için, başka bir ortamda bu konu görüşülmek istense, vaka olarak, etüt olarak ya da çalışmak isteyenler görebilecek. O zaman eğitimin, öğretimin yanında eğitim gündeme gelecek. O zaman yüz yüze eğitimin istediği sosyal ilişkileri nasıl kurmalıyız? Bir üniversiteler yeni arayışlara girecekler. Her hoca kaç öğrenciyi bir arada buluşturmadan hangi etkinlikleri bir araya getirtecek? Bunu tartışmaya başlayacağız. Mesela bugün sabahleyin benim oğlum için eşim çalışma yapıyor. Ne yapıyorsunuz dedim. İşte bir AVM'de pazarlama işi yapıyorlar, reklamcılık. Uzaktan eğitimle çocuklara, yani uzaktan eğitim sistemiyle çocuklara etkinlik, oyun yapmayı planlıyorlar. Allah Allah, bunu da mı düşündünüz dedim. Evet, nasıl öne geçeceğiz? Şimdi bu tür şeyler, bu tür yapılar her yerde ortaya çıkacak. Ama bu sefer ortada başka boşluklar çıkacak. Araştırmaları kim yapacak? Araştırmanın şekli nasıl oluşacak? Yenilikler nasıl ortaya çıkacak? Mesela doktorların rahat, şimdi vaka onların ayağına geliyor. Tabii. Ama peki sosyal bilimlerden olacak, diğer teknik bilimlerden olacak, hangi sektörler ağırlıklı olacak? Mesela evde ekmek yapma makinelerinin fiyatı kimisi artmaya başladı. Kimse ilgilenmez. Ama en önemli bir şey var. Bu konuyu Profesör Emre Alkin güzel tespit etmiş. Yani şeyler tanımlamıştı. Geçen gün okudum böyle bir söyleşisini. Birincisi çok önemli ama. Şu anda Türkiye'nin çok işine yarayacağı bir şey yüzleşmeyi gündeme getirdi.
Yani şimdi hepimiz eve gidiyorduk. Aslında iş bitmişti ama eve iş psikolojisiyle gidince yine kopuktuk. Şimdi öyle değil. Bizim hanım bile şaşırıyor. Ben kalkıp ona işte nasıl yardım ederim diyorum. Çünkü sıkılıyorum. Hep iş yapıyor. Ya, hizmet eden durumda olmamalı. Biz de bir şey yapmalıyız. O da ya şimdi ders yapacak, şunu yapacak, rahatlatalım diye. Bugüne kadar hiçbir ailede görülmemiş olan bir yapı oluşuyor. Ama bu nerede? Bu daha çok dikkat edin büyük şehirlerde. Anadolu şehirlerinde değil. Şimdi bir başka şey var Türkiye için çok önemli. Ve bu aslında ben o zaman çok söylemiştim de böyle televizyon programlarında da şu anda gerçekleşmiş olmasından dolayı memnun değilim. Hakikaten çok üzülüyorum. Yem fabrikalarını satmayın demiştik. Gübre fabrikalarını satmayın demiştik. Şimdi bakın Türkiye dışarıdan yem getirmenin sıkıntısı içinde. Halbuki gerek yok. Şu anda bile ama hayvancılığı önce öldürdük. Çünkü hayvancılığın bittiği yerde tarım bitiyor. Tarımın fiyatlarının yükselmemesi hayvancılıktaki yem kullanılmasına bağlıdır. Şimdi bütün bu olgularda şu oluşuyor ki bu daha çok işte Sonat Hoca gibi ekonomiyle bizzat ilgilenenlerin üzerinde yeni iş alanlarının ne olmasını tartışmaya açmaları gerekiyor. Hangi iş alanları nasıl gelişecek? Bu işi bilen benden, başkasından tartıştıracaklar. Biz iyi kötü diyeceğiz. Sonra kararı yine onlar verecekler. Çünkü asıl olan gençlerin özellikle mesela belki yarın öbür gün bu doktora tezleri acaba böyle jürilerle uzaktan eğitimle nasıl yapılacak? Bu üzerine tartışılacak. Nasıl hocam bir araya girebilir miyim? Hocam tabii. en büyük dönüşüm de bizim mesleğimizde yaşanacak. Muhasebe mesleği bildiğiniz gibi %99 gibi bir oranla bilgisayarlaşmaya en yatkın meslek. Aynı zamanda da şu an bu virüsün etkisiyle kağıtların olsun, paraların olsun, muhasebede biliyorsunuz sırf evrak. Dolayısıyla bu evraklardan virüsün bulaşması gibi tehlikelerle zaten birçok şey işte e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye bunlar hepsi dijital ortama taşındı ama bundan sonraki süreçte de daha birçok şeyin aynı zamanda nakitsiz topluma geçişle birlikte de paranın da ortadan kalktığı günlere şahit olacağız. Bizim tabii o iş sizin de çalışma alanınıza giriyor. Bu evet. Blockchain'ler, Bitcoin'ler evet. Vesaire. Ama ben size şunu söyleyeyim. Belki ikinci kere dile getirmiş olacağım. Sizin programdan 2 saat önce ben İngiltere'de ACCA grubundaki 10 bin kişinin katıldığı bir webinarda dinleyiciydim. Sonra 1-2 soruya katıldım. Şimdi tekrar gelecek ay katılacağız. Hangi konular öne çıktı onu söyleyeyim size ve bunlarla ilgili çalışma yapıldı. İş sürekliliği planlaması diye bir kavram ortaya çıktı. En önemli şey bu. Ve bunları önce muhasebe ağırlıklı bakıyoruz ama dünyanın da bakması gereken işte sürekliliği nasıl planlamalıyız? İkincisi şu anda Türkiye'de işte en önemli şey aslında biz farkında olmadan girdik. Biraz evvel hocamın o 2016'dan sonraki seyre bağlı anlattığı şeyin devamıdır. Concordato hikayeleri biliyorsunuz. Bunu iş kurtarma stratejileri adı altında. Yani iş yerlerin nasıl kurtarabileceğiz? Stratejiler nasıl geliştirilecek? Nasıl yönetilecek? İstihdamın özellikle sonuçları ne olacak? Mesela biraz evvel ben bir kısmını anlattım. Bu evde oturma, şey yapma, nasıl yeni bir üretim olgusu, evden nasıl üretime katkıda bulunacağız? İnsan kaynakları ve ücret stratejilerini değiştirmek zorundayız. Biraz evvel anlattım. Hani esnek çalışmadan kaynaklanan. Finansal yönetim değil artık, finansal tahmin öne geçecek. Tabii yani ki. Mesela finansal tahminler nasıl yapılmalı, analizler nasıl götürülmeli? Tedarikçi yönetimi ne olmalı? Yani bu tedarik zincirinin oluşturulmasında nasıl bir anlayış olmalı ki stoklama maliyetleri ve o stoklama maliyetinin finansı düşebilsin? Vergi yönetimi önemli bir kavram olacak şirketler için, vergi planlaması. Ama en önemlisi de dijital adaptasyon söz konusu olarak. Sizin söylediğiniz o bilgisayarlar. Şimdi mesela bugün sabaha karşı kabul edilen kanunda bir madde geçti. Kimse farkında değil. Maliye Bakanlığı ilk defa
kendisinin kullandığı veri tabanındaki eksiklikten kaynaklanan gecikmeleri, vergi ödemek aksaklıklara ceza ödenmeyeceği maddesi geçti ilk defa. Yani evet, Türkiye'nin evet, vergi tarihinde ilk defa, yani sabaha karşı geçen madde oydu ki ben onunla ilgili bütün tartışmaları bir gece evvel komisyonda ne konuşulmuş, ne tartışılmış, ne gerekçeyle getirilmiş. Bu mesela çok önemli bir madde ve bu dijital adaptasyondan önem kazanıyor. Şimdi burada tabii yeni bir şey çıkacak ortaya. Bir kere bunu özellikle vurgulamak lazım. Düne kadar pazarlama önemliydi, üretim önemliydi. Şimdi tedarik önemli olacak. Yani kesinlikle, ilk hani ne gerek var belki denen o stoklama modelleri, o şeyler devreye girmiş olacak. Ben evet hocam. Şimdi biraz bırakayım. Tamam hocam. Şimdi öğrencilerimiz de bizi dinliyorlar. Buradan Sonat hocama sormak istiyorum. Şimdi öğrencilerimizin bir kısmı zannediyor ki borsa yükseldiği zaman evet ekonomi iyiye gidiyor diyorlar. Borsa düştüğünde ekonomide bir düşüş var diyorlar. Şimdi hocam öğrencilerimize aslında şunun ayrımını yapmamız gerekmez mi? Bir reel piyasalar var, bir gerçek hayat var. Bir de bunun yanında bir finansal piyasalar var. Şimdi benim yüksek lisans doktora yaparken danışmanlığımı yapan hocam, buradan da kendisine selamlarımızı iletelim, Profesör Doktor Osman Altu. Hocam derdi ki bu üç kağıt ekonomisinden uzak durmamız lazım. Asıl olan üretim derdi. Yani büyümeden bahsetmek için bir ülkenin üretmesi gerekir derdi. Yani faizle, dövizle ve borsayla bir ülkenin kalkınması, büyümesi mümkün değil derdi. Şimdi hocam sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Biz nasıl büyüyebiliriz? Hocam, özellikle de bu ortamda. Bunu bir belirtmemiz lazım. Dünyada finansal sistemde dönen para yaklaşık 840 trilyon dolar. Bugün Amerika'nın yıllık mal ve hizmet üretiminin cari fiyatlarla çarpımı, yani GDP'si dediğimiz veya işte yurt hasılası 17 trilyon dolar. Yani bugün büyüklük olarak baktığınız zaman finansal sistem şu anda işte küreselleşme diyebilirsiniz adına veya işte kapitalizmin küreselleşmesi diyebilirsiniz adına. İsmine ne derseniz deyin, finansal sistemin ağırlığı dünyada her geçen gün artıyor. Tabii bunun eksi ve artıları var. İşte buna ilişkin çeşitli tartışmalar var dünyada. İşte efendim sermayeye vergi koyalım, Tobin vergisi benzeri vergiler. Bunları deneyenler oldu ama başarısız uygulamalar, sonuçlar elde ettiler. Dolayısıyla bu sermaye serbest dolaşırken tabii emeğin serbest dolaşamaması ve bunun yarattığı bir takım sorunlar. Yani şu anda küresel finansal sistem bu devasa sermaye akışı karşısında bir karar vermek durumunda. Ya bu sermayeyi bir şekilde ülkenize çekeceksiniz. İşte biz Merkez Bankası ödemeler dengesi hesabı diyoruz. Bir tarafta cari hesap, bir tarafta sermaye hesabımız. İşte burada doğrudan yabancı kaynak olarak mı alırsınız? Portföy yatırımı olarak mı alırsınız? Yoksa para piyasası enstrümanı olarak mı girer? Bir şekilde bu yatırımı ülkenize çekerek bu finansman açığınızı finanse etmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bu noktada ülkelerin uygulayacakları stratejiler çok önemli. Finansal entegrasyon çok önemli. Yani bugün örneğin bizim Borsa İstanbul'un anonim şirket haline gelip Nasdaq'la stratejik işbirliği yapması ve aynı otomasyon işte BizTech dediğimiz, API dediğimiz sistemin formatı kullanmaya başlaması, dijital dönüşüm stratejileri, bu finansal sistemin altyapısının uyumlaştırılması dünyayla. Bunlar tabii finansal sermaye akışını dünyada kolaylaştıran uygulamalar. Şimdi bunların eksi ve artı tarafları var. Eksi tarafları şudur. Bu sıcak sermaye olarak adlandırdığımız sermaye gelirken çok güzel. Evet, biz bunu işte özellikle 2016 yılına kadar gayet güzel yaşadık. Fakat bu sermaye çıkmaya başladığı anda, ki şu anda IMF tahminleri 2008 krizinin tam iki katı gelişmekte olan ülkelerden bir sermaye çıkışına işaret ediyor. Dolayısıyla bunun anlamı şu: emerging market dediğimiz bu gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi bir finansal darboğaz yaşanabileceği. Dolayısıyla işte hisse senedinin piyasa değeri diyoruz değil mi? Yani hisse senedinin dolaşımda bulunan hisse senedi çarpı şirketin o günkü
şirket değerinin çarpımı, biz buna piyasa değeri diyoruz ve defter değerleri. Şimdi acaba şirketlerin piyasa değerleri ile veya şirketin gelecekteki büyüklüğü ile veya ekonominin büyüklüğü ile acaba bu dolaşan sermaye arasında bir ilişki var mıdır? Veya bu sermaye akışları şirketlerin gerçek değerlerini yansıtır mı? Yoksa şirketin değerini belirleyen şey gerçekte reel ekonomik göstergeleri midir? Bununla ilgili dünyada yapılmış iyi bir çalışma var. Franco Modigliani ve Merton Miller, MM teorisi olarak adlandırılıyor. Teori şu, ilişkisizlik teorisi olarak da adlandırılıyor. Benim de doktora tezimdir. Bu işte yapılan araştırmalarda dünyada, özellikle Amerika'da bu sermayenin veya şöyle söyleyelim, şirketin piyasa değerinin şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini belirlemede tam anlamıyla belirleyici olmadığı sonucuna ulaşılıyor ki Türkiye'de de yaptığımız çalışmada bu doğrulandı. Yani şirketin gelecekteki büyüme potansiyeliyle şirketin bu piyasa değeri arasında çok da bir ilişki yok. Evet, piyasa değeri önemli bir gösterge. Fakat bugün işte bizim finansal yönetim derslerinde hep söylediğimiz, bugünkü nakit akışı negatif olan bir şirketin halbuki çok büyük yatırımları şu anda finanse etmesi dolayısıyla serbest nakit akışlarının negatif olabileceği ama ileride buradan elde edeceği Ar-Ge birikimi veya nafa veya patentler yoluyla ileride çok büyük bir sıçrama yapabileceği, dolayısıyla şirketin piyasa değerinde muazzam olabileceği, ki şu anda şunu biliyoruz, bugün dünyanın en büyük 500 şirketinin yaklaşık %70'i tamamen yeni şirketlerden oluşuyor ve sadece %30'luk bir kısmı faaliyetlerini halen son 40-50 yıldır sürdürebilmiş firmalar, ki bunlar dünyanın en büyük şirketleri. O zaman şunu görmemiz gerekiyor. Evet, gelecekte dünyada yeni trendlere ayak uydurabilen, bu dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirebilen, ki COVID-19, ben buna işte Joseph Schumpeter'in yaratıcı yıkım teoremi vardır. Yaratıcı yıkım, bu bir yıkım ama evet, yaratıcı olacak ve bambaşka bir dönem gelecek. Endüstri 4.0 diyoruz, insansız fabrikalar diyoruz, tam otomasyon diyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı bu süreci hızlandıracak. İnsansız üretim modeli başarılı olacak mı? Evet, bununla ilgili derin tartışmalar da var dünyada. İnsansızlaşan, acaba bu bir teknolojik işsizliğe mi sebep olacak veya işsizliği körükleyecek mi yönünde tartışmalar da var. Ama ekonominin dinamik yapısının buna bir çare bulabileceği, ama tabii bu arada belki de yine kamu yoluyla bir otomatik dengeleme mekanizması devreye sokularak, yani kamu eliyle yine işsizlik fonları, işte bizde çok güzel bir örneği hocam belirtti. Özellikle İşkur gibi, ki şu anda krizde gerçekten çok ciddi etkisini görüyoruz ve şu anda ben yakın bir geçmişte yaptığım tahmini Mart 2020 ayı itibariyle 132 milyar TL ciddi bir fon birikimi var ve bunun sadece doğrudan finansman desteği olarak 12 milyar lira yakın bir kısmını bu COVID-19 krizi süresince İşkur kullandı. Ve yine Merkez Bankası aracılığıyla yine buraya bir fon tedariki söz konusu. Ve dolayısıyla bu işte hep kamunun finansman açığının aynı zamanda giderilmesinde önemli bir fon havuzu. Ki biz biliyorsunuz 2003 yılından itibaren sağlıkta bir dönüşüm reformu başlattık. Sağlıkta Bismarck sistemi dediğimiz Orta Avrupa'da, Avusturya ve Almanya'da kullanılan prime dayalı sistem, yani fon havuzlama sistemine geçtik ve 2012 yılında Kamu Hastaneleri Birliği, daha sonra Genel Müdürlük oldu. Bunun kuruluşuyla beraber biz sağlıkta fon havuzlama sistemi, yani SGK sistemi ile bir, orada da bir fon havuzu oluşturarak ciddi bir birikim sağladık. Ve bütçe açığı dediğimiz açığın özellikle finanse edilmesinde, yani iç ve dış borçlanmada, özellikle bu kamunun borçlanma ihtiyacında özellikle bu fonların kullanılması ve hocamın da belirttiği gibi bu içsel kaynakların, özellikle ki biz işletmelerde de böyle yaparız aslında, biliyorsunuz işletmeler önce varsa kendi içsel kaynaklarını kullanır, amortismanları, birikmiş amortismanları, kar yedekleri falan gibi, yoksa ondan sonra tahvil ihraç eder, en son çare hisse senedi ihraç eder. İşte finansman hiyerarşisi dediğimiz teori aslında bu kamu için de geçerlidir. Yani kamunun öncelikle varsa kendi içsel kaynaklarını kullanması, ki bunlar mevcuttur. Özellikle İşkur veya işte sosyal güvenlik fonları gibi fonlar aracılığıyla, ki bunlar hocam da belirtti, devlet tahvili almak suretiyle bir nevi kamuya borç veriyor. Önceden hatırlarsanız kamu bankaları, yani bankalar devlete borç verirdi. Ancak daha sonra bu yeni ekonomik sistemde bu oluşturulan fonlar aracılığıyla
fonlanma ihtiyacının giderilmesi sağlandı. Dolayısıyla ben bugün baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten özellikle bu fonlama kolaylıkları veya elde mevcut olan bu içsel fonlar aracılığıyla COVID-19 krizinin daha rahat atlatılabileceğini düşünüyorum. Evet. Ki IMF'in tahminine göre, IMF'in tahmini gayri safi yurt içi hasılanın %0.5'i düzeyinde bir kredi genişlemesi yaşanabileceği Türkiye'de civarında bir tahmin yapmışlar. Yani yaklaşık 21 milyar TL civarında bir IMF tahmini var. Ve ben yaptığım hesaplamalarda doğrudan finansman desteği olarak 12 milyar TL iş kur üzerinden sağlık maliyetini bir kabaca çıkardım. 216 milyon civarına bir tahmin yaptım. Yine banka kredisi yoluyla, tabii bu banka kredileri bir öteleme söz konusu burada. Ama tabii bunun sisteme bindirmiş olacağı bir yük muhakkak olacaktır. Yaklaşık 116 milyar civarında bir tahmin ki bu bankanın yani toplam kredi hacminin %4'üne tekabül ediyor. Böyle baktığımız zaman aslında evet ya yani ki Türkiye IMF'in vaat ettiği 1,5 milyar dolardı bu SDR yoluyla elde edebileceği fonlama kolaylığı. Yani dolayısıyla baktığımız zaman aslında Türkiye'nin kendi içsel kaynaklarıyla yaratabileceği imkanın IMF'e ihtiyaç duymadan bunu karşılayabilecek güçte olduğunu söyleyebiliriz. Ki bugün bu önlem paketi IMF'e göre maksimum gayri safi yurt içi hasılanın %1.6'sı düzeyinde, yani 68 milyarlık, ki benim bankalar hariç yapmış olduğum tahmine göre 68.9, yani 70 milyar civarında bir önlem paketine ihtiyaç duyulabileceği, ki evet. bu önlem paketini de şu anda karşılamaya yeterli kaynağı da sahip olduğumuzu söylemem gerekiyor. Tabii burada çeşitli uygulamalar var. Bunlardan özellikle 25 bin limitli paraf ticari kart, 67 bin başvuru adedi aldık. Birim tutarı 25 bin liradan 1.6 milyar. KGF destekli işe devam kredileri, yine bireysel destek paket başvuruları ve özellikle kamu bankalarının borç ötelemesi. Özel bankalara bu noktada bir eleştiri geldi. Özel evet. bankalar buna katılmıyor şeklinde bir eleştiri vardı. Halk Bankası'nın yine esnaf kredi ötelemesi, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan, yine kamu bankaları aracılığıyla kullandırılan finansman desteğine yönelik bir öteleme. Yine çiftçiler, hayvan yetiştiricileri ve gıda sektöründe faaliyet gösterenlere yönelik bir firma desteği olacağından bahsedildi. Yalnız bunun detayı henüz paylaşılmadı. Bununla yönelik bir çalışma olduğunu biliyoruz. Hazine arazilerinin yine tarıma kullandırılmasıyla ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. Tabii burada çok konuşuldu. Özellikle kısa çalışma ödeneği konusunda burada biz de şunu biliyoruz. Türkiye'de 1 milyona yakın tabii firma var, ama bunların çoğu tabela firması olarak adlandırdığımız, sadece kuruluşta var olan fakat esas faaliyet göstermeyen firmalar. Bunları ayıkladığımız takdirde yaklaşık bugün 200 bin firmanın kısa çalışma ödeneği için başvurduğunu ve 2 milyon başvuru adediyle yaklaşık 8.8 milyar lira civarında, 9 milyara yakın bir kısa çalışma ödeneği başvurusu olduğunu biliyoruz. Tabii burada kişi başına brüt asgari ücretin %150'siyle sınırlandırılmış bir ve özellikle de son 3 yıl çalışma koşulu bakımından böyle bir sınırlandırma var. Tabii bunun dışında kalacak olanlara da, yani kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak olanlara ya da ücretsiz izne çıkarılanlara da İşkur tarafından bir maaş desteği söz konusu oldu. 1170 lira tutarında. Buna da yaklaşık 1 milyon 600 bin başvuru var şu anda ve yaklaşık 1.8 milyar lira civarında bir kaynak tedariki bu yolla sağlanacağını tahmin ediyorum. Yine kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak olanlara yaklaşık 1 milyon 280 bin kişiye. Bu çok ciddi bir rakam. Baktığınız zaman tabii bunların, hocanın belirttiği gibi, özellikle bu İşkur'un kaynaklarından, bu fon havuzlarından tedarik edilmesi ve bu fon havuzlarının aynı zamanda bu bütçe açığının da finansmanında kullanılıyor olması ve bunun bir borçlanma kalemi olarak da değerlendirilebilecek olması, bunların biz şu aşamada olumlu etkilerini görüyoruz makroekonomik denge açısından da. Ben şöyle birkaç rakam vermek istiyorum. Özellikle Türkiye'nin 2018'den sonra büyümesinde bir yavaşlama, yani %2.6-0.90 tahmini 2020 yılı için yapılmıştı. Fakat özellikle şunu söyleyebiliriz ki Türkiye 2017'den sonra hem büyüme anlamında hem de faiz dışı fazlanın gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlamındaki IMF'in tahminleri, IMF'in
uyguladığı ekonomik istikrar paketinde bu 6,5 hedefi belirtilmişti daha önceden. Tabii biz bunu, bu da çok tartışmalı bir konu aslında, bunu da belirtmem lazım. Yani faiz dışı fazlanın büyümeye olan etkisiyle ilgili Türkiye'de birkaç çalışma var yapılmış. Çalışmalarda elde edilen sonuç şu: acaba faiz dışı fazla büyümeyi, halbuki bu daraltıcı bir maliye politikası olmasına rağmen büyümeyi etkiler mi diye yapılan çalışmalar var. Bunların büyümeye doğrudan etkisinin olmadığı ama bunların özellikle faiz dışı fazlanın işsizliğe etki ettiği yönünde çalışmalar var Türkiye'de yapılmış. Yurt dışında yapılan bazı çalışmalarda da özellikle OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler kapsamında bu daraltıcı mali önlemlerin faiz dışı fazla gibi, ki faiz dışı fazla demek şudur, yani bütçe gelirlerinden giderleri karşılığı, faizi düştükten sonra kalan kısmı giderleri karşılama oranı, yani giderleri karşılayacak kısmı ayırdıktan sonra kalan sizin, yani kamunun tasarrufudur, böyle söyleyelim. Kamu bu tasarruf, evet, yoluyla hem borcunu öder, hem de yeniden borçlanma ihtiyacı varsa bunu burada da kullanır. Dolayısıyla bu faiz dışı fazla veri olması bir ekonominin borçlanma kabiliyetinin olduğu anlamına gelir ve borçlanmasını, evet, sürdürebilir. Ancak bunun tabii bir IMF, özellikle Stiglitz, Nobel'li iktisatçı Joseph Stiglitz'in Küreselleşme isimli bir kitabı var. IMF'in de eski baş ekonomistidir. IMF'i yerden yere vuruyor, biliyorsunuz. Bu uyguladığı tek yönlü politikalar sebebiyle, yani özellikle her ülkeye aynı ilacı içirme gayreti ve bu uyguladığı IMF'in özellikle bütün ülkelere aynı önlemlerle tedbir alma çalışmalarının ne kadar başarısız olduğu ile ilgili eleştirilerini hep beraber okuduk. Dolayısıyla, evet, burada IMF acaba doğru bir adres mi? Veya IMF şu anda Türkiye'nin mevcut ihtiyacına çare olabilir mi? Veya şu anda gerçekten IMF'e Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Benim kişisel görüşüm şu an IMF'e Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı yönde, ki şu anda mevcut kaynaklarıyla bu krizin üstesinden gelebilecek durumda. Gelebilir. En kötü senaryoyu da düşünerek, yani IMF'in kötümser tahminine bakarak, yani %8'e varan bir ekonomik daralma özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ki biz 2008 krizin hemen sonrasında %4,5'luk bir biliyorsunuz bu şokla karşılaşmıştık. Yani bu boyutta bir ekonomik daralma yaşarsak, ki bunun işsizliğe olası etkisi şu anda %13,5 civarında olan işsizliğimizi 117'ye çekeceğimizi, evet, öngörüyorlar. Evet. Mı? Ki bu 4.100.000, ki biz biliyoruz normal doğal işsizlik oranı olarak %9 kabul ediyoruz Türkiye'de. Yani yaklaşık şu anda olması gereken seviyenin zaten 4-4,5 puan üzerindeyiz. Bir bu kadar daha yaşanacak olan işsizliğin sosyal maliyeti üzerinde özellikle duruluyor. Bu noktada yine hükümetin alacağı önlemler, özellikle istihdamı teşvik edici, ki IMF'in, Dünya Bankası'nın raporlarını hep bunu görüyoruz. İstihdamı teşvik edici, istihdamı destekleyici yapısal önlemlerin teşvik edildiğini görüyoruz. Hükümetin de aldığı, öncelikli olarak aldığı önlemler hep bu yönde. Kısa çalışma ödeneği, işkur destekleri, bu destekten faydalanmayanlara doğrudan yapılan desteklemeler, bunların hepsi aslında yine bu istihdamı korumaya yönelik öncelikle. Çünkü asıl can yakan hem de sosyal maliyeti olan ve tabii ki bunların büyük bir çoğunluğunun da seçmen olduğunu düşünürsek, bu önlemlerin özellikle istihdamı destekleyici ağırlık taşıyacağını önümüzdeki dönemde söyleyebiliriz. Yine peki hocam. Buyurun hocam. Pardon, sözünüzü balla kesiyorum. Yok, tamam. Süremizi doldurduk hocam. Ancak bir soru geldi. Hatta benzer birkaç soru geldi. Onunla ilgili ben kısa bir açıklama yapıp bu soruyu Masum Hoca'ya yönelteceğim. Sonra da seminerimizi tamamlamak istiyorum. Şimdi 2018 Mart'ında bildiğiniz gibi İflas Erteleme Müessesesi'nden Konkordato'ya geçtik. Ve 2018 Ağustos'ta da bir kur şoku yaşadık. Sonrasında da yaklaşık 4000 şirketin konkordato ilan ettiğini gördük. Şimdi gelen soru da şunu soruyor bize Masum Hocam. Virüs sonrası oluşacak konkordatolar hakkında düşünceniz nedir diye. Şimdi bu konkordato işi maalesef Türkiye'de bu son dönemde yanlış tanıtıldı. Evet. Zannedersem sizin de yakından tanıdığınız, geçtiğimiz yıl vefat eden Çanakkale Üniversitesi'ndeki doçentin doktora tezi Konkordato'nun ön şeydi, Osman Altuğ'u yönetmişti.
Şimdi bu konkordato vardı zaten yasamızda. Evet. Ben 1974 yılında Pro Sabun Sanayi'ne Mali İşler Müdürü olduğum zaman konkordato masasından devraldık. Ve konkordatonun yönetimi orada önemliydi ve yönettik. Sonra şirket yaşadı. Rahmetli sahibi daha büyük yatırımlar yaptı. Ciddi şeyler yaptı. Ama bu süreç içinde işte yeni moda eskiyi ortadan kaldırmak için değiştirildi. Sonra baktı ki şey yapılıyor bu finansın iflasın ertelenmesi projesi. Tekrar konkordatoya dönüldü. Konkordato dediğim şey yok. Aslında konkordato da şuradan kaynaklanıyor. Muhasebe sistemindeki şeffaflığın olmamasının ortaya çıkıyor sorunlar. Niye olmuyor? Çünkü borç iki mislidir. Hayali alacak borç oluşturmuştur. Ve giderken iki misli gözükür. Ayıklayamazsınız. Ayıkladığınız zaman zaten olmadı ortaya çıkar. Ama şu son dönemlerde konkordato ilan eden yok. Yani eden yok. Şimdi konkordato niye ilan ediliyordu? Aslında etmemesi gerekirken de ediyordu firmalar. Üstlerine bankalar çok sert gidiyordu. Bazı alacaklılar sert gidiyordu. Sert gidince kendini korumak için konkordato ilan ediyordu. Bankalar niye sert gidiyordu? Bankaların niye sert gittiğini Sonat Hocam birinci konuşmasında Basel 1, Basel 3 sermaye yeterliliği, kredinin değerliliği, rating dediğimiz borç ödeme kapasitesini ve kabiliyetini dikkate alan olgulardı. Mesela son alınan kararlarda biraz da bazı gerçekleri söyleyelim. Şu anda fiilen piyasaya enjekte edilmiş nakit yok. Bunu Cumhurbaşkanı da biliyor. Hazine Bakanı da biliyor. Şu anda enjekte edilen borç bu Basel'in şeyinden yasayla getirilmiş olan sermaye yeterliliğine zorlayan o 2001 krizinden sonra getirilen o ya da piyasada bir gevşeme sağlandı. Nasıl gevşeme sağlandı? Eğer adamın vadesi gelip de borcunu ve faizini ödeyemiyorsa el koyma yeni bir kredi ver. İşte bu açıklanan biraz evvel hocamın bahsettiği şeyde ve o krediden faizini karşıla. Hiçbir iş adamı şu anda taze bir para alamıyor. Eline para geçmiyor. Bir tek donmuş alacak, bankanın donmuş alacağı donmamış gibi gözüküyor. Aslında Halk Bankası'nın da şu anda esnafa verdiği bir parça kredi yok. Gidin web sayfasına bakın. Mesela bizim mali müşavirlerle ilgili bir anlaşma yaptılar. Gidiyorlar arkadaşlar. O pakete bakıyorlar. Daha açılmadı. Bu neden böyle oluyor? Tabii bankacılık bizde riskli bir iş. Şimdi kimsenin görmediği bir şey var. Banka müdürü, yukarıda genel müdür, siyasi otorite istediği kararı versin. Yapılan işlemlerden banka müdürü bütün varlığıyla sorumlu. Yani bu bankacılık sisteminde. Sorumlu olunca bu adam cesaret edemez. Risk alamaz. Şimdi bu olduğu için o konkordatolara neden olan çok sert hareketler, davranışlar var. O sert hareketler şimdi son bu 5-6 aydır gevşedi, yumuşadı. Evet. Bu arada bu işte gevşesin diye Kamu Gözetim Kurumu çok farklı bir standart getirdi. Öyle bir denetim istiyor ki şu kadar sürede bitireceksiniz diyor 45 günde. Ya 45 günde o denetimin bırakın yap bitmesi mutabakatı sağlayamazsınız. O zaman da kimse onun sorumluluğu altına girmiyor. Onun için yeni dönemde çok fazla konkordato ilan edilmesini beklememek lazım. Peki. Zaten çıkış yolu değil. Konkordato bize hazır gelmiştir. İsviçre hukukundan tercüme etmiştir yapımıza. İflas böyledir. Bunlar iş adamlarının ticaretini devam ettirebilme imkanını verebilmek içindir. Yani geçmişte yapılan o hataya düşmemek lazım. İşte bu hortumcudur. Bunu sistemin dışına atalım. Yani bir girişimcinin ruh itibariyle, deneyim itibariyle ve bilgi itibariyle ve yönetim kabiliyeti itibariyle yetişmesi o kadar kolay değil. Yani bunun okulu yok. Dediği kadar en Harvard'da gitsin okusun gelsin.
o girişimcilik ruhunu kullanabilmesi, o işin içinde olabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Şimdi bu nedenle bu konkordato beklentilerine girmemek lazım. Ama bir şey var. Mesela başka bir karar aldılar. Bu tür Türk firmaların lehini kurtaracak. Hocamın bahsettiği hani sıcak para gelirken iyidir de giriyor. Şimdi gidişini bugün sabahleyin kabul edilen yasayla durdurdular. Bakın 2001 krizindeki yaşanan benzer olay olmasın diye durdurdular. Nasıl durdurdular? Söyleyeyim size. Sermaye dağıtımı hocam. Hayır. Kar dağıtımını %25 kar dağıtımını. Evet. Tabii. Evet. Şimdi evet. Eğer bu sınırlama olmasaydı bütün tabii birikmiş şeyleri, ihtiyatları dağıtacaktı yabancı şirketler. Buradaki şirkete ne olursa olsun bırakıp gidecekti. 1994 krizine gidildiği tarihte ben İzmir'de böyle yabancı sermayeli bir şirketin yönetim danışmanlığı bağlamında yönetimini üstlenmiştim. Adam aldı alacağını çekti gitti. Sonra ben o Türk ortaklarla anlaşıp belli bir süre işte çalışır hale getirince kalkıp geldiler. Niye çalışıyor? Çünkü onların para piyasasına girdik. Bu patates yapılıyordu McDonald's'a vesaire verilen. Adamlar geldiler ve sonuçta ben ayrıldıktan bir süre sonra o zaman çözülmeyen Paris, Fransa'da kaynaklı bir kredi var. O krediyi devraldılar. O kredinin haczi yoluyla fabrikayı kapattılar. Yani yabancılar böyle Türkiye'ye gelirken kazanmayacaksa niye gelsin? Neden olursun? Şimdi mesela Türkiye'deki bu yine bahsettim işte Osmanlı dönemine bakıyorum. İlk baktığımız zaman Osmanlı'nın son yılları Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına yakın. Anonim şirketler Levantenler tarafından kurulmuş şirketler var. Hatta Osmanlı'nın talat ihracat işlemlerini yapan Levanten şirketinin merkezi Şam'da ya da Kahire'de. Yani İstanbul'da da değil, şeyde de değil. Şimdi bu tür şeyleri sınırlandırmak lazım ve çok biraz evvel bir söz söyledim. Ulusalcı bakış lazım şu anda ekonominin yönetiminde. Ulusalcı bakıştan amacım ne? Böyle aşırı manaz milliyetçilik şey değil. Ulusal çıkarları, toplumsal çıkarları kurumun, kişinin önünde tutmak. Yani devlet adamı dediğimiz nosyon budur. Şimdi Türkiye'de her şey farklı değerlendiriliyor. Ben mesela IMF'i kim gündeme getiriyor? İhtiyaç yok ki IMF'e. Hiç ihtiyaç yok. Çünkü Türkiye'nin şu anda dövizi var. Bırakın dövizi, herkes biliyor ki Türkiye'de altın var. Şimdi kimse tartışmıyor işin perde arkasını. Aslında o Halk Bankası Genel Müdür Muavininin tutulmasının temelinde bu paranın taşınmasındaki fonksiyonlarını bildikleri için bu üzerlerine gittiler. O Türkiye'nin gerçekleştirdiği inanılmaz bir operasyondur. Ve Türkiye çevresindeki Irak'ın, İran'ın başına gelen ya da başka ülkelerin başına gelen bizim ülkemizin başına gelmesin diye bütün rezervlerimizi Türkiye'ye çektiler. Yani değer yapan altınımız şu anda Merkez Bankası'mızda. Ha dışarıda var mı? Altınımız var şu anda. 5 milyar dolar kadar, belki de 10 milyar dolara çıktı. Niye, nereden geliyor bu? Yeni altın alan, yani özel ticaretin altını var. Yoksa devletin kendisinin illa ben oraya rezerv olsun, piyasalara göstereyim diye. Şimdi bakın iki tane kavramı size getireceğim. Sorulan sorular yanıt olsun diye. Hocam son bir dakikamız hocam, kapanacak program hocam. Tabii. Evet. Donat hocam tabii, anlatırken hep şunu söyledi. IMF açıklama yaparken gelişmekte olan ülkelerden şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Ya gelişen ülkelerde ne olduğunu kimse anlatmıyor. Yani gelişen ülkelerde bir şey olmuş ki Trump gibi bir adam demokratlarla masa başında, yani iki tarafın hem cumhuriyetçiler hem demokratlar anlaşıyorlar ve 2 trilyon doların karşılıksız piyasaya verilmesi konusunda mutabakat sağlıyorlar. Bu benzer bir karar 2008 yılı krizinde Bush'un son senesi ve o zaman da Obama'nın ilk aday olduğu dönemdi. Ne zaman ilk önce hani les ver les pase dediler, bırakın yapsınlar geçsinler. Ama ne zaman ki en son bir iki bankanın batışına geldiği zaman o bankalar batarsa emekli maaşı ödenmeyeceği görüldü. O tarihte Obama oturdu Beyaz Saray'la ve hiç eleştirmediği seçim boyunca
20 milyar dolar enjekte ettiler piyasaya hızlı bir şekilde Amerikan piyasasına. Şimdi kimse onu demiyor ya niye verdiler diye. Ama bizim ülkemizde ihtiyacımız olduğu zaman deniyor. Niye bu gündeme getirilip Türkiye'de bu empoze ediliyor? Akademik çevrelere gönderiliyor, finansçılara gönderiliyor. Çünkü Türkiye dışarıdan para alma noktasına girdiği zaman IMF lafı gündeme gelince özel sektörün kredi verme olasılığı artıyor. Bu işten birileri para kazanıyor. Yani birileri derken Türkiye'de yerleşik bazı insanlar değil. Dışarıda bu mekanizmayı yönetenler. Yönetenler, evet. Şimdi, evet şimdi bu birincisi yani baktığımız zaman şeyi. İkinci işlem ise dediğim gibi bu IMF'in kapısına bu ülke gitmeyecek, gitmemelidir. Giderse zaten bu ülkede artık işi yönetemez hale gelmişiz demektir ve bırakmamalıyız. Ben vakit olmadığı için anlatmıyorum. Hocam bir webinar daha yapalım. Hocanın tabii ki biraz hocam. Evvel anlattıklarını bizim Kemal Derviş frene basmıştı, uygulatmıyor. Ben gelince uygulatmaya başladım. Piyasaya para vermeye başladım. Kahkonen diye o zaman IMF temsilcisi. Geldi dedi ki batacak filan. Hayır dedim batmaz. Bu para geri gelir. Nasıl gelir? Kardeşim dedim bu ülkede vergiler yüksek. KDV %18. Bu piyasaya verdiğim para 5 kere el değiştirecek. Hem de kara piyasada el değiştirecek. Yani açıktaki piyasada el değiştirecek ama el değiştikçe KDV'si ödenecek. 5 kere ödedikten sonra bu 100 lira benim kasama geliyor. Nitekim evet, Nisan evet. ayında yaparken programını Kahkonen beni aradı dedi ki sen haklı çıktın. Ve bundan sonra bunu alacağız. Millete para dağıtın diyeceğiz. Belki de bu genişleme politikaları o zaman evet, benimle evet. çok ciddi mücadeleleri oldu. Böyle aleyhimde dalga geçen yazılar yaptılar ama bir şey var unutmamamız lazım. Türkiye'de hep bakışımız bardağın yarısı dolu olmalıdır. Yani siz de yani optimist olmalıyız. Geldiğiniz zaman o aktif pasiftir dengesini kurduğunuz zaman bir de ikinci bir şey var. Çok şomazlığı vardır. Sonradan birisi geldi Türkiye'de önemli görevlere de geldi. O 2001 krizinde yazdığı yazılarla Türkiye'ye yatırım yapmayın dedi. Para gelmesin dedi. Ondan sonra o ödüllendirildi, geldi, çok önemli görevlere geldi. Hatta bakan düzeyine de filan da ulaştılar. Türkiye'nin bu tür şeylere muhakkak baş kaldıran insanlara ihtiyacı vardır. Ben vakit olmadığı için söylemiyorum. Birçok sektör yeniden başlayacak. Belki bunu başka arkadaşlar size düzene, bir başka grupla yapabilirseniz evet, insanlar altında, nerede evet. büyüsünler, nasıl yapsınlar diye. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkılar yaptınız. Çok güzel yerlere değindiniz. 2001'i anlattınız. Yaşamış gibi olduk. Engin tecrübelerinizden faydalandık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Sonat Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. İnşallah bir daha tekrar yaparız hocam. Çünkü konularımız bitmedi. Çok zevkli geçti. Öğrencilerimiz de aynı şekilde. Çok sorular oldu ama vakit olmadı, soramadım. Ben programı kapatıyorum. Teşekkürler ediyorum size. Biz de teşekkür ederiz hocam. Aynı zamanda öğrencilerim adına. Teşekkürler. Hoşça kalın.